Bir yanda sözde Ermeni soykırım ayinine hükümet katılarak taziyelerini iletti. Diğer yandan da Çanakkale'de şehitlerin huzurunda düzenlenen törende papaza dua ettirildi. İşte Türkiye'nin 24 Nisan mesajı. 24 Nisan Türkiye için tarihi bir gün oldu. Bir yandan sözde Ermeni soykırımı için kilisede düzenlenen ayine hükümet yetkilileri katıldı. Diğer taraftan Çanakkale Şehitliği'nde düzenlenen törende papaza dua ettirildi. Önce soykırım yalanı gündemi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne buradan sesleniyoruz. Soykırımı tanıyın, af dileyin, tazmin ve telafi edin. Türkiye üzerindeki tanı baskısı artarken hükümetten de soykırım olmuştur mesajları geldi. Bilerek, kasıtla ve isteyerek soykırım yapmadık. Daha önce resmi yaklaşım, söylem Türkiye'de böyle bir olay yaşanmadı şeklindeydi. Halbuki yaşanmış olan şey yaşanmıştır ve onu yok saymak onu ortadan kaldırmaz. Hükümetten gelen soykırım oldu mesajlarıyla bağlantılı olarak bir ilk de gerçekleşti. Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi'nde sözde soykırım kurbanlarını anma ayini düzenlendi. Bu ayine tarihte ilk kez bir hükümet yetkilisi katıldı. Ayine katılan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Ermenilerin acısını paylaşıyoruz dedi. 1916 yılından beri böyle bir ayine iştirak eden Türk hükümetinin ilk bakanıyım. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Özellikle 1915 yılında bizim de şehadet ettiğimiz acılar yaşanmıştır. Bunu kötü bir olay olarak nitelendiriyoruz ve bu şehadet ettiğimiz acıları Türkiye'de yaşayan Ermenilerin, bütün Ermeni camiasının anmasına biz de yürekten katılıyoruz. Bu olayları belki de 1870 ile 1920 yılları arasındaki bir dönemi kapsayarak irdelemek daha doğru olacaktır. Ayinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da okundu. Ermeni vatandaşlarımız için özel bir anlam taşıyan bu günde, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden tüm Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, çocuklarına ve torunlarına taziyelerimi sunuyorum. Erdoğan'ın Aram Ateşyan tarafından okunan mesajı şöyle devam etti. Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı üzüntü verici hadiseleri bildiğimizi ve acınızı samimiyetle paylaştığımı bir kez daha ifade ediyorum. Osmanlı Ermenilerinin dünyanın her yerindeki torunlarına gönül kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu da bilmenizi istiyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İstanbul'da bu manzaraların yaşandığı saatlerde Çanakkale'de de törenler vardı. Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı sebebiyle düzenlenen törene Galler Prensi Charles'ın askeri kıyafetle katılması dikkat çekti. Never heard him decried. He was always a clean fighter. Şehitlerin huzurunda yapılan törende bir papaza dua ettirildi. Törenin en dikkat çekici anlarından biri de Erdoğan'ın konuşmasıydı. Erdoğan, Çanakkale'de vatan savunması yapan Müslüman Türk askeriyle Anadolu'yu işgale gelen Haçlı askerlerinin aynı hedefleri paylaştığını iddia etti. Bu topraklara her milletten yüz binlerce gencin istikbali gömüldü. Hepsinin de kendisine göre aynı sevdaları, aynı hayalleri, aynı ümitleri vardı.